Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh buyurdu ki, bu gördüğümüz alemden başka bir alem daha vardır. Bu alemde bulunan her şeyin orada bir benzeri vardır. Hatta orada benim gibi bir İbni Abbas vardır. Böyle birçok rivayet var ve manasının ne anlama geldiğini birçok insan bilmiyor. Gerçekten bizden ayrı dünyalar mı var, yoksa yedi bir alem mi var? Bu hadisin ve bu rivayetin açılımlarından ve uzatılmış halinde yedi dünyadan bahseder. Gerçekten dünyadan başka dünyalar mı var? Kaynakların bildirdiğine göre Abdullah İbni Abbas, Allah o yüce yaratıcıdır ki 7 kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Talak 65 ve 12 mealindeki ayeti açıklarken şöyle demiştir. Bu 7 yerden her birisinde bu yerdeki İbrahim peygamberi gibi bir insan ve diğer mahlukların benzerleri bulunmaktadır. Bazı rivayetlere göre İbn Abbas bu ayetin açıklamasını isteyenlere, eğer bu ayeti tamamen açıklarsam bunu tekzip etmek suretiyle küfre düşersiniz demiştir. Bu bizim için de bir uyarı olmalıdır. Zira şairin dediği gibi idraki meali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi bu kadar sıkleti çekmez. Biz bunu yine de açıklamaya çalışacağız. Küfre düşmeden, yolumuzdan sapmadan. 7 adet arz, dünya vardır. O yerlerin, alemlerin her birisinde sizin peygamberiniz gibi bir peygamber, Adem gibi bir Adem, Nuh gibi bir Nuh, İbrahim gibi bir İbrahim ve İsa gibi bir İsa bulunmaktadır. Beyhaki el-Esma. Münavinin bildirdiğine göre Beyhaki bu hadisin senedi sahihtir. Fakat rivayeti şazdır. Sahih hadislerin öğretilerine aykırıdır demek suretiyle bu rivayetin zayıf olduğunu işaret etmiştir. Ancak hakim bu hadisin sahih olduğunu belirtmiş, Zehebi de ona muvafakat etmiştir. Videodaki ayetin tefsirini yapan Bediüzzaman Said Nursi'nin video içerisinde özetle verdiğimiz anlatımlarda bakıp bu konuda geniş bir perspektif kazanabiliriz. Öncelikle şunun bilinmesi gerekir ki ayetlerin manası ayrıdır. O manaların efradı ve masadakiler ayrıdır. Külli mananın müteaddit fertlerinden bir ferdinin bulunmamasından dolayı o mana inkar edilmez. Göklerin 7 tabakasına ve yerin 7 katına dair külli mananın çok fertlerinden 7 masadak açıkça görünüyor ki bununla beraber ayetin sari ifadesinde 7 kat arz tabiri geçmiyor. Ayetin zahiri Allah arzda 7 gök gibi yaratmıştır ve yarattıklarını mesken yapmıştır diyor. Yeri de 7 tabaka olarak yarattım demiyor. Buradaki benzetme 7 sayısı ile ilgili olmayıp aksine yer ve göğün her ikisinin de Allah tarafından yaratılmış birer varlık ve pek çok yaratığa da mesken olduğunu ifade etmek içindir. Yerküresi göklere nispeten çok küçüktür. Fakat Allah'ın sanatlarının teşhir edildiği bir merkez, bir sergi yeri olduğundan kalbin bedene karşı durumu gibi o da koca göklere karşı muvazeneye gelmiştir. Kainatın kalbi hükmündeki yer küresinin 7 yönden 7 sayısında da göklere benzemesi söz konusudur. 1. Eskiden beri bilinen yer küresinin 7 iklimi vardır. 2. Avrupa, Afrika, Okyanusya, 2 Asya, 2 Amerika isimleriyle meşhur 7 kıtası vardır. 3. Denizle beraber doğu, batı, kuzey, güney ve bu yüzdeki ve yeni dünya yüzündeki malum 7 kıtası vardır. 4. Hikmet ve fence kabul edilmiştir ki yer küresinin merkezinde en üst toprak katmanına kadar iç içe değişik 7 tabaka vardır. 5. Canlılar için hayat kaynağı, basit ve cüzi 70 elementi ihtiva eden ve 7 kat tabir edilen yerin 7 külli unsuru vardır. 6. Bir diğer yönden 4 unsur denilen su, hava, ateş, toprak ile beraber 3 üretken kaynak, mevalit selase diye ifade edilen madenler, bitkiler ve hayvanların oluşturduğu 7 tabaka ve 7 ayrı alem vardır. 7. Sayısız keşif ve keramet ehlinin müşahede ettiği cin, ifrit ve daha başka şuurlu canlıların meskeni olan 7 kat arz vardır. 8. Yer küremiz gibi canlılara mesken olan ve hayat şartlarını ihtiva eden 7 ayrı yer küresinin varlığı Kur'an'ın ifadelerinden anlaşılmaktadır. İşte 7 yönden arzın 7 tabakası ile 7 çeşit yer küresinin varlığı söz konusu olabilmektedir. Cafer-i Sadık ve İbn Arabi'den bildiğimiz Adem'den önce 40 bin Adem gelmiş dediği naklederler. Öyle zannediyoruz ki bununla her varlığın bir ilk aslı olduğuna, her canlı türünün ilk ataları hükmünde bir Adem'i bulunduğuna işaret etmek istemiştir. İnsanların diğer varlık ve canlılardan daha sonra yaratıldığını düşündüğümüzde onun Adem'den önce şeklindeki ifadesi daha da bir anlam kazanır. Ayrıca bu zatlar bu sözlerle gerçek anlamda değişik Ademlerin varlığına değil, aynı Adem'in misal alemdeki temessüllerine işaret etmiş de olabilirler. Yani dediğimiz gibi varlık alemleri değişebilir. Allah bin bir varlık, belki de bin bir türlü varlık alemi yaratmıştır. Yoksa şimdiki insanlıktan önce başka bir insanlık camiasının varlığına dair hiçbir sahih bilgiye sahip değiliz. Kur'an ve hadislerde böyle bir bilgi yoktur. Nitekim alimlerin bu konudaki görüşleri de şu merkezdedir. Söz konusu alemlerde insan olmayan akıl ve şuur sahibi mahluklar vardır. Ancak onlar İslam dininin emriyle mükellef değildir. Eğer ki buradan onlara bir ulaşım, bir iletişim hattı kurulsun, bu da şimdiye kadar mümkün olmadığına göre bu teklif de vaki olmamıştır. Kaldı ki eğer böyle İslam din hükümleriyle mükellef mahluklar olsaydı, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu önemli konuyu bildirmesi gerekirdi. Halbuki ne ayetlerde ne de hadislerde böyle bir bilgiye yer verilmemiştir. Dünyamızın dışında farklı hayvanlar veya farklı alemler, farklı canlı türleri var mıdır? İşte asıl bu 7 dünya, 7 kat ve 7 arzdan bahsettikten sonra bunu da bu videonun içerisinde konu almamız gerekiyor. Gerçekten var mı? Cenab-ı Hak nurdan ateşten, ışıktan zulmetten, havadan sesten, kokudan kelimelerden ve elektrik gibi seyyal ve latif maddelerden hayat ve ruh sahibi varlıklar yaratmış ve yaratıyor. Bunlar evrenin her köşesinde bulunuyor. Dünya dışında da başka varlıklar vardır. Ancak o varlıkların nurani varlıklardır. Kur'an lisanında onlara melaike ve ruhaniyet denilir. Kur'an'da dünya ve yeryüzü arz olarak geçer. Başta Adem Aleyhisselam'ın olmak üzere bütün peygamberlerin yeryüzüne, dünyaya gönderildiği bildirilir. Bu arada bazı sema katlarında İbrahim, İdris ve İsa Aleyhisselam gibi peygamberlerin makamının bulunduğu da Miraç hadisesinde ifade edilir. Yine İsra 44, Talak 12 ayetlerinde yeryüzünün gökyüzü gibi 7 tabaka olduğundan bahsedilir. Ama bu yeryüzü tabakalarının nerelerden ibaret olduğu, yeryüzü katmanları mı, 7 kıta mı, 7 iklim mi, neler olduğu kesin olarak belirtilmemiştir. Burada bir parantez açıyorum. Dünya, evet, insanların ve birçok mahlukatın yaşadığı bir yerdir. Ama dünya dışında da yaşayan, ki güneş sistemimiz binlerce, belki de milyonlarca güneş sisteminden sadece bir tanesi ve burada insanlar ve ruhaniyet, cinler, ifritler ve birçok varlık yaşıyor ki dünya dışında da yaşayacak birçok varlık vardır. Allah hiçbir yeri boş bırakmamıştır. Allah dilediği zaman aya, güneşe ve hiç bilmediğimiz insanların, ruhların dahi giremeyeceği yerlerde canlılar yaratmıştır. Cehennemde, cennette yarattığı birçok alem ve canlılar vardır. Melekler, ruhaniler ve birçok bilemediğimiz canlı türleri vardır. Allah bu dünyadan başka dünyalar da yaratmış olabilir. Ama biz buna dünya diyoruz çünkü bizim insani aklımızda sadece buna dünya demek geliyor. Belki farklı bir adı var, belki farklı bir yaratılış biçimi var, belki de daha farklı şeyler var. Biz Allah değiliz, haşa. Allah'tan daha iyi kimse bilemez. Geçmiş, gelecek ve gidecek olan her şey Allah katında gizlidir. O her şeyi bilen ve görendir. Biz sadece Allah'ın kudretini bildiğimiz için O, ol deyince oldurabilir diyoruz. Bunun için de dünyadan ve dünya dışındaki canlılardan birçoğundan haberdar değiliz. Biz ki dünya içindeki şeytanı göremedik, ifritleri göremedik, cinleri önceden gören insanlar oldu ama biz hala onları göremiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de alemlerden bahsederken hiç kimse alemlerin ne olduğunu araştırmıyor ve öğrenmek istemiyor. Belki de başka alemler var. Bugün NASA'nın veya bilim dünyasının dünya dışına çıkıp da birçok alemlerle temasa girmesinin veya girmek istemesinin sebeplerinden bir tanesi Kur'an, Tevrat, İncil gibi kitaplarda yazılmış olan farklı türlerin, farklı alemlerden bahsetmesidir. Arkadaşlar hiçbir şey sebepsiz değildir. Hiçbir şey sebepsiz yere yaratılmamıştır. Allah ol der ve oluverir. Kur'an'da dünya ve yeryüzü arz olarak geçmiş ve arzın 7 tabakasından bahsetmiştir. Dünyadan başka 8 ve son verilere göre 11 gezegenin daha olduğu varittir. Ama oralarda böyle bir varlık türünün yaşadığı hususunda ne dini ne de bilimsel bir döküman söz konusu değildir. Bu arada şu gerçeği de gözden uzak tutmamak gerekir. Bu eski gezegen olan dünyamızda bu kadar canlı, ruh sahibi, akıl ve şuur sahibi varlıklar olduğu gibi diğer gezegen ve yıldızlarda az önce bahsettiğim gibi gök cisimlerinde oraların hayat şartlarına göre, oranın yapısına ve konumuna göre ruhani varlıklar vardır. Evrenin her tarafında yaşayan varlıklar vardır. Güneşte, ayda, yıldızlarda, galaksilerde, bütün bir evrende çeşitli türlerden varlıklar yaşıyor. Koca evrende bir nokta kadar bile zor yer tutan kainat haritasında, bulunduğu yer dahi belli olmayan dünyamızda milyonlarca tür canlı, mevcut ve yaşıyor. Yerin üstünde, altında, karada, denizde, havada, dünyanın her bir köşesinde Allah hiçbir yeri boş bırakmamıştır. Ve her yerde bir canlı, bir varlık yaşıyor. Hatta boyutlar arasında 1. 2. 3. 4. ve en son keşfedilen 5. boyuta varana kadar türlü türlü canlılar yaşanıyor arkadaşlar. Allah alemler üzerine alemler yaratmış. Allah ol deyince oldurmuş. O istedikten sonra her yerde her tür canlı yaşar. Arkadaşlar elimize aldığımız taşın içinde bile gözlerimizle göremediğimiz canlılar var, mikroorganizmalar var. Allah hiçbir yeri boş bırakmamıştır. Evet arkadaşlar bu tarz videolar gelecek. Bu tarz videolar daha farklı videolar gelecek arkadaşlar. Aklınızın, şuurunuzun almayacağı videolar gelecek. Beni dinlemeye, beni takip etmeye devam edin. Hepiniz tek tek Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.